Merhabalar, ben Doktor Gülören Tunca. Ege'nin değerlerini sizlerle buluşturduğum programımda bugün çok kıymetli bir konuğum var. Çünkü kendisi hem İzmirlilerin, hem bütün Ege'nin, hem de aslında tüm Türkiye'nin tanıdığı çok önemli, çok kıymetli bir gazeteci ve çok ünlü bir tarihçi. Sevgili Yaşar Hocam'la beraberiz, Yaşar Aksoy'la beraberiz. Merhabalar Yaşar Hocam. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Bugün beraberiz. Sizinle olmak çok önemli, çok kıymetli. Sizin o değerli bilgilerinizi sizden dinlemek çok apayrı bir dünya. O yüzden bugün burada beraber olduğunuz için de tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Güler Hanım, nereye gitsem beni övüyorlar. Ben o zaman eriyorum böyle. Tekrar ediyorum. Ben önemli bir kişi değilim. Yazılarımdan, kitaplarımdan feyz alınırsa ben mutluyum. Yani kişi olarak önemli bir kişi değilim. Ama hocam hep bunu söylüyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar o kadar önemli ki. Öyle olabilir. Ama o çalışmaları sonuçta siz inanılmaz bir bilgi birikimiyle ve araştırmalarla yapıyorsunuz. Hele ki bunlar yılların bilgi birikimi. Ama bir gazeteci, emekçi bir gazeteciyim. Oradan evet. Şey yapalım. Bakın benim kollarım, boynum, belim ağrıyor. Masa başında sürekli yazmaktan. Bütün pandemi dolayısıyla İstiklal Savaşımızla ilgili 3 tane büyük kitap yazdım. Türkiye'nin en büyük yayın evi onu bastı. Türkiye'de en çok okunan kitaplar. Şimdi 4.'sü çıkıyor, 5.'si çıkıyor, 6.'sı çıkıyor. Pandemi dolayısıyla da eve kilitli olduğumuzdan tek sorunum 4 saatte, 5 saatte bir gelen öğünler. Yemek bulamıyorum ondan sonra. Yemek yapmaya vakit yok. Doğru. Ondan sonra filan ama... devam edeceğiz hayatımızın sonuna kadar yazacağız. Yani. Ne kadar güzel hocam. Yani inanın sizinle konuşmak başka bir dünya. Sizin o bilgi birikiminiz yani çok o kadar önemli ki bir kere bunları bizlerle paylaştığınız için zaten hepimiz size çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli çalışmalar. Kolay bir iş değil ama bu yayınlar çıktıktan sonra insanlar bunları okuduktan sonra aslında işin en güzel keyfi de doğru. Bu. Doğru. Yazarlığa nasıl başladım? Evet, onu anlatayım bunu... rahatlayayım. Aynen. Şimdi ben öğrenciliğimde yani 1960 sonrasında talebe lideriydim. Ama silahlı çatışmanın başlamadığı, sağla solun kavga etmediği, fikir tartışmalarının olduğu bir dönem. Yani 65'ler, 66'lar falan filan. Yani kavga çıktığı zaman yumrukla kavga oluyordu amfilerde falan filan. Ve biz ayırıcı ve birleştirici bir rol oynuyorduk. Ben her iki taraftan da silahlı çatışma başladığı zaman her iki taraftan ölen arkadaşlarımı Anadolu'nun içinde köylere teslim eden grubun içindeydim. O cenazeleri getirdiğimiz zaman ev ister sol olsun ister sağ olsun o ailelerin nasıl perişan olduklarını gördüm. Malatya'ya bir Alevi solcu arkadaşımın cenazesini götürdüm. Battal Mehetoğlu. Bütün köy ağlıyordu. Bir ülkücü kardeşimi Dursun İmamoğlu'nu Bursa'nın İnegöl kazasında tarım ilaçları satan küçük bir dükkanın sahibi olan babasına teslim ettiğim zaman adam tabuda nasıl kapıldı onları ben şey yaptım, gördüm, yaşadım. O açıdan o dönemleri yaşarken ben yazarlığa başladım. Birçok düşünürümüzün sol veya sağ fark etmeden konferanslarına giderdim. Hikmet Kıvılcım ne olsun, Necip Fazıl Kısakörek olsun. Necip Fazıl Kısakörek daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan İsmail Kahraman'ın başkanı olduğu Milli Türk Talebe Birliği'nde Sahte Kahramanlar diye bir konferans serisi verirdi. Ben en önde şey yapardım, izlerdim. Hayran hayran Necip Fazıl'ın anlattıklarını dinlerdim. Yani Necip Fazıl şairdir, şudur budur. Es geçmeyelim. Nasıl Türk ordusunu savunurdu, peygamberler ordusu diye bayrağı savunurdu. Ve ben o sırada da şiir yazardım. Bir gün bu şiirlerimi ben dedim Necip Fazıl'a okutacağım dedim. Ama sizin şiirleriniz de meşhur ama hocam. Ama tam o ara sosyalist bir devlet başkanı Alexander Dubcek'in başkan olduğu Çekoslovakya'yı aniden Sovyetler Birliği işgal etti. Sovyet tankları Prag'a girince o da bir sosyalist ülke, o da bir sosyalist ülke. Ama diyor ki Sovyetler bana bağımlı olacaksın diye. Hayır dedi Alexander Dubcek. Yani o bir Sovyet sosyalisti değil, demokratik bir sosyalisti. Prag'a girerken bütün üniversite gençlerinin üstünden ezdi tanklar, içeri girdi. Ben de oturdum. Bir kağıdın üstüne, üniversite öğrencisiyim, el yazısıyla bir yazı yazdım. Nefis bir, böyle diyalektik bir yazı. O yazı da cebimde, şiirlerimi aldım. Necip Fazıl'ı böyle izliyorum. Konferans bitti, çıktı.
Divan yolundan böyle Cağaloğlu'ndan gitmeye başladı. Humphrey Bogart benimki gibi bir böyle fötürü vardı. Böyle bir kurveze pardüsü vardı. Ağzında sigara, külü dibine kadar gelir. Onu söndürmez. Böyle tek başına gidiyor. Gittim yanına. Hocam dedim, ne var dedi. Onunla. Hocam dedim, ben dedim şiir yazıyorum. Bir şiirlerime bakar mısınız? Ver bakalım dedi. Yürüyoruz şimdi. Necip Fazıl aldı şiirlerime, baktı böyle filan. Al bunları, senden şair olmaz dedi. Hocam dedim, bir de düz yazı yazdım. Ona da bakar mısınız dedim. Ver bakayım dedi. Aldı, Çekoslovakya 2 gün önce işgal olmuş. Ben yazı yazmışım, ona getiriyorum. Böyle baktı. Okudu yazıyı. Ondan sonra yine yüzüme bakmadı. Böyle apartmanların tepelerine bakmaya başladı. Orada bir tabela işaret etti. Bak dedi, orada Milli Işık diye dedi bir dedi tabela var. Evet. Onun başında Altan Deli Orman diye bir dedi derginin sahibi var. Bu yazını götür dedi. Baş üstüne efendim dedim. Adam yürüdü gitti böyle Beyazıt'a doğru yürüdü. Ben hemen apartmana girdim, kapıyı çaldım. Beni dedim Necip Fazıl gönderdi dedim. Bir ben yazı yazdım dedim. Çekoslovakya işgaliyle ilgili. Adam hemen aldı. Bağırdı. Erhan dedi. Bir tane çocuk geldi. Dizdirin bunu dedi. Ne olacak efendim dedim. Sen dedi cumartesi günü dedi bayilerden bu dergiyi al dedi. Allah! Cumartesi günü dergiyi bir aldık. Milli Işık dergisinde. Ondan sonra ulan baş yazı benim yazım. İnanılmaz. Ha, şimdi bak atlıyorum birçok şeyleri. 12 Mart oldu. Biz tabii memleketimize döndük. İş hayatına girdik filan. Yine bir yazılar yazdım ondan sonra. Kemalist devrimin anlamı diye bir yazı yazdım. Dayandım Demokratist bir gazetesine. Ondan sonra kapıda Midayet Efendi diye Artvinli bir adam var. Kapı gibi bakanları içeri sokmuyor. Efendim dedim ben bir yazı yazdım dedim. Bu acaba gazetenizde çıkar mı dedim. Genel yönetmen Atilla İlan dedi. Ona dedi bir ondan sonra bir de göstereyim dedi. Konuşayım mı ben? Çıkamazsın yukarı dedi. 52 merdivenli bir şeyle merdivenle gazeteye giriyorsun. Sen git dedi sert. Ben gittim. Abi ertesi gün gazetede yazım çıktı. Yazıyı Atilla İlan ikiye bölmüş. 2 gün arka arkaya yandı. Ben Demokrat İzmir'de Kemalist devrimin anlamı diye vatanseverce bir yazı yazmışım. Sağ sol kavgalarının anlamsızlığını hepimiz birleşelim. Bir yazı daha götürdüm. Midayet Efendi dedi ki ulan dedi seni arıyoruz. Neredesin lan sen dedi. Ondan sonra Atilla İlan seni arıyor dedi. Al yazıyı bu sefer kendim verdi. Allah! Türkiye'nin en önemli adamının karşısına geçtik ondan sonra. Yani ezilip üzülürüm zannettim. Ezer beni geçer zannettim. Atilla İlan o kadar, özür dilerim burada bir kelime kullanacağım. O kadar çakal bir adam ki beynimin fotoğrafını çekti ondan sonra. Çok ilginç şeyler sordu. Sorduğu her şeyi de cevap verdim. Kitaplarında benden iyi bahseder. Mesela onun hangi Atatürk kitabını alırsanız orada bölüm başlıklarında Yaşar Aksoy ne güzel söylemişler. Bir cümle mi alır? Konuya girer Atilla İlan. Çok kıymetli. Sen dedi bundan sonra dedi getir dedi şey yap dedi. Ondan sonra yazını basacağım dedi. Ama ben şimdi bir yerde çalışıyorum. Ondan sonra devlet dairesinde yüksek mühendisim. Düşünenlerin düşünceleri diye bir sütun var. Orada yazacağım. Gazetenin elemanı değilim. Ondan sonra benim yazılarım çıktığı zaman da sürekli çıktığı zaman da yazı işleri müdürümüz rahmetli Akın Simav'la genel yönetmen Atilla İlan'ın arasında çekişme vardı. Atilla İlan şeyi kıskanırdı. Akın Simav'ı daha sonra CHP milletvekili oldu. Akın Simav da onu kıskanırdı. Atilla İlan'ın elinden yazı işleri müdürü Akın abi beni kaptı. Seni dedi sürekli yazar yapıyorum dedi. Köşe veriyorum sana dedi ondan sonra. Gazetecilik hayatım böyle başladı. 1971'de bu röportajı yaptığımız tarihte benim gazete yazarlığımın ve gazeteciliğimin 50. yılını kutluyoruz. Maşallah hocam. 50. Ondan sonra. Bu arada biraz önce bahsettiğiniz sözünüzü kesiyorum. Bunu bence birçok kişi bilmiyordur. Aslında mühendissiniz de. Evet. Hem de hem kimya üzerine hem de endüstri mühendisliği evet. üzerine. Yani eğitimleriniz de çok ciddi ve zor eğitimler. Ama hepsinin önünde ben emekçi bir gazeteci oldum. Harika bir şey. Mühendislik falan geride kaldı. Harika bir şey. Ama yani, yani bravo hani çok şapka taşımak çok önemli bir şey. İki hocam. Olay anlatacağım ondan sonra bu bahsi sizi meşgul etmeyeyim. Rasim Bey diye bir düzeltmenimiz vardı Demokrat İzmir'de. Yaz günleri bile paltoyla gezen ihtiyar bir adam. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan
emekli olmuş, malın gözü, virgül nereye konur, nokta nereye konur bilir. Yazdığımız her yazıda başımıza gelir, diskur çekerdik. Ben Demokrat İzmir'deyken bu yaşlı adam benim peşimde dolaşmaya başladı. Demokrat İzmir'de sol muhalif bir gazete. Yani orada yazı yazmaya başladım. Bir gün beni kenara çekti. Oğlum ya dedi, sen burada harcanıyorsun. Neden? Ya dedi, bu sol bir gazete dedi ya. Ben senin işini yapayım dedi. Sen dedi tercümana biz transfer edelim. Şimdi Kemal Ilıcı'ya telefon açayım. Sen dedi Ahmet Kabaklı gibi filan dedi. Velut bir dedi milliyetçi yazar olursun. O potansiyel sende var dedi. Abi sen ne diyorsun ya dedim. Ben bulunduğum makamdan nasıl kaçarım da transfer olurum. Ondan sonra hakikaten adamın yanından kaçtım ben. Neyse Demokrat İzmir 79'da kapandı. Bu sefer biz Yeni Asır'a girdik. Yeni Asır'da çalışıyorum. İsmim Yeni Asır'daki çalışmalarım dolayısıyla sokaklara veriliyor, parklara veriliyor. Çok kıymetli zaten. Ama Yeni Asır sağ bir gazete, iktidarın gazetesi. Eflatun Nur diye solcu bir de bizim bir karikatüristimiz var. Şimdi o da peşimde dolaşıyor. Ondan sonra seninle içelim şöyle yapalım atlatıyorum. Adam beni yakaladı bir gün Babali meyhanesine getir. Oğlum dedi sen ne yapıyorsun? Bu dedi sağ gazete. E ne yapalım? Seni dedi sol gazeteye transfer edeceğim. Şimdi dedi Nadir Nadi'ye telefon ediyorum. Cumhuriyeti aldıracağız. Sen dedi böyle dedi Uğur Mumcu gibi bir adam olacaksın dedi. Ya abi dedim ben dedim sol gazetedeyken beni sağa tercümana kaçırmak istiyorlardı. Şimdi geldik sağ gazeteye sen bizi sola kaçırmak istiyorsun. Ya kimseye yaranamadım ben ya dedim. Ben dedim transfer olmak istemiyorum. Bulunduğum yer neyse orada emeğimle bir şeyler üretmek istiyorum dedim. Benim yani Yeni Asır maceram da TMSF'nin gazeteye el koymasıyla. Ki yıllarca oradaydınız hocam. Tabii sona erdi ama ondan sonra Hürriyet gel bakalım buraya dedi. Ondan sonra Hürriyet maceramız başladı. Ben bu hatıralarımı yazdım. Basına hatıralım. 1000 sayfa filan oldu. Kimse basmaya yanaşmıyor. Basılacak gibi değil. Güzel şeyler yazdım. Ama sonuç olarak emekçi muhabir, kameraman arkadaşlarıma büyük bağlılığım vardır. Hep söylersiniz. Pek böyle emekçi gazetecilerin sırtından puan alan müdürleri de pek sevmem. Bazı patronları severim. Demokrat İzmir sahibi şeyi sevdiğim gibi. Yusuf Düvenci'yi. Çeşme'de yaşıyor. Yeni Asır'ın sahibi Dinç Bilgin'i de severim. O da Çeşme'de yaşıyor. Bunlar gazetelerini teknolojik olarak yükseltmek istediler filan ama öyle girdaplara girdiler ki hepsi battı. O batışlarında yanlarında değildik. Bizim bir suçumuz yok. Biz sadece görevimizi yaptık. Yani Gülören Hanım 50 yıl oldu. 50 Maşallah yıldır hocam. Biz devam ediyoruz. Yeter ki benim hayatımda 3 şey önemlidir. Yani bunlardan biri kendi bileğimin gücü. İkincisi halkın güveni, sevgisi. Üçüncüsü de akademik olarak uluslararası ilişkiler. Oralarda var mısın? Yani ben dünya üzerinde birçok üniversiteyle akademik ilişki içindeyim. Ama onların Türkiye'nin düşmanı olduklarını hissedersem ilişkiyi keserim. Akademik ilişki, bilgi alışverişi. Ondan sonra. Biraz önce halkın sevgisi dediğiniz zaman aslında aklıma tabii o kadar çok seviliyorsunuz ki isminizin verildiği parklar geldi. Hatta bu hafta evet. Daha çok yeni Karşıyaka'da bir de adınıza kütüphane açıldı. Şimdi, biraz bununla da ilgili hocam bahsedebilir miyiz? Çok kıymetli bir şey bu. Cennet Mekan bir Karşıyaka Belediye Başkanı vardı. Kemal Baysak merhum. Koronadan öldü. Evet, evet. Bu sene. Yeni öldü. O 1997'de Karşıyaka'da belediye meclisinin oyuyla bütün partilerin el kaldırmasıyla benim doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım sokağa, 1850 sokağa ismimi verdi. Yaşar evet. Aksoy Sokağı diye. Aradan 24 yıl geçti. Şimdiki belediyede halkın isteği üzerine, halk imza toplamış, belediyenin oradaki bir binasını Yaşar Aksoy Kütüphanesi yaptı. Ne kadar kıymetli bir şey. Yani geçen gün, 5 gün önce orada büyük bir törende halk katıldı. Halk kitap bağışı yaptı. Orada bir ismime kütüphane açıldı. Yani Yaşar Aksoy Parkı'nda evet. Değil, Yaşar Aksoy sokağında, kütüphane açıldı. Yaşar Aksoy Parkı asansör doğru. Şeyinde açıldı. Çünkü asansörün restore edilmesinde Dario Moreno'nun isminin o sokağa verilmesinde belediye meclisine lekçeleri filan ben yazdım. Meclis üyelerini ikna ettim bu olada. 1992'de oraya da ismim verildi. Arka arkaya bazı 50. yılda sevindirici olaylar oldu.
Bir de bu şeyin kütüphanenin açılmasından sonra ben köyümün Balıklıova'nın tarihini yazdım. Bu kitabı 500 tanesini aldım. Bugün Salı mı? Pazar günü bir kamyonetle götürdüm köyüme. Köylü beni bekliyor. Minareden de anons ediyorlar. Yaşar Efendi kitabı getiriyor herkes iskeleye diye. Yüzlerce insan sizi bekliyordu. Yüzlerce köylü toplandı. Çalvarlı kızlar, balıkçılar, çobanlar filan. Hepsine imzayı çaktık. Kolum koptu. 500 kişi. Ama işin güzel tadı bu tabii, hocam. 500 eve bu kitap girdi. Hem de ücretsiz girdi. Bize ne olacak kitap diye bir 40-50 kişi de daha sonra geldi. Yani ben kendime biraz Çeşme'de sakladım. Var 50-60 kitap. Bir araba tutun gelin alın artık dedim. Şimdi o arabayı bekliyorum. Ben bu kitabı yazmakla rahatladım. Burada köyü anlatıyorum. Köylü şivesiyle anlatıyorum. Makara gırgır bir dil kullandım. Okuyan gülüyor ondan sonra. Yani kitabı alan başlıyor 9'da okumaya gece. Sabaha kadar okuyorlar ondan sonra. Ben de teşekkür ediyorum hocam bu arada. İmzalı bir kitabınızı bana da getirdiniz. Tabii ondan sonra. Yani bilseydim kameraman arkadaşlara da şey yapardım. Getirirdim. Bu açıdan 50. yıl güzel geçiyor yani. Ne kadar hep güzel. Hep maske takıyoruz. Maske burada. Ama çok şükür kendinizi hocam ben koruyorsun. Sizi o kadar iyi gördüm ki o kadar yani harika bakmışsınız. Bu dönemde evet belki çalışmalarınızda yoruldunuz ama ben yine de sizi çok çok iyi gördüm. Kime bakmışım ben? Kendinize. Kendim bana bakan yok ya. Allah. Kendime baktım. Vallahi sizi de hocam hep sohbeti zaten çok çok keyifli. Tabii aslında siz Çeşme sizin hayatınızda çok önemli. Evet İzmir çok önemli, Karşıyaka çok önemli, Çeşme çok önemli, Balıklıova çok önemli. Ben şimdi bir Çeşme şiiri okuyacağım. Ay isterim evet. Çeşme sizin şiir şiirleriniz okuyacağım. Hocam zaten çok meşhur. Bu benim 9 Eylül Vapuru isimli bütün şiirlerimi toplayan böyle Cihan Nüma gibi böyle bir kitap. Bütün şiirlerim burada. Burada bir Çeşme kitabım var. Tabii burada pederden filan da rahmetli pederden bahsediyorum. Kısaca okuyayım istersen. Ay çok sevinirim hocam. Çeşme deyince içimi ısıtır serin bir rüzgar. Uyuklar 90'lık peder bey koltuğunda. Nihavent bir beste akar dilimden. Zakkum ve gombil çayır otu dolu minicik evimin bahçesinde dalar giderim. Yelkenliler mi geçer deryanın ötesinden? Karaburun dağlarının tepesine bulut mu konar? Eşek adasından sanki bir çağrı gelir. Balık zıplar. Kelebek ayak ucuma konar. Tanju Okan kadınım diye seslenir. Ardından çal çingene der. Mehtap Şah'a kalkar. Çeşmem çeşmem. Masmavidir içilesi suyu. Yumuşacık misafirperver suyu. Merhaba ey Cezayirli Hasan Paşa. Topları ürkütücü kalemiz önünde. Dalyan, Çiftlikköy, Şifne, Alaçatı. Çatmayın bakayım kaşlarınızı. Hepinizi severim ben ayrı ayrı. Ey çeşme, çeşmelerine sevdalanıp az mı susadım çeşmelerinin önünde? Plaj, festival, kilisede konser. Çitten bir kızıyla geçer çeşme günlerimiz. Yazın ılıca kumsalındayız. Önümüz cennet derya. Göğsümüzde gerence rüzgarı. Kışın yeter bana Alaçatım, çeşmenin içi. Nice sohbetlerde buluşurum çeşmenin esnaflarıyla. Elimizde 40 yıllık kalem yazarız durmadan çeşitli çeşme gazetelerinde. İşte böylece şekerli kahve keyfiyle geçer çeşme yıllarımız. Heyhat işin sonuna gelince Çaka Bey anıtının orada kabristanda son adresimiz. Anamız ve babamızın yanında uyuruz sakıza karşı mışıl mışıl. Ya hocam ellerinize sağlık, kaleminize sağlık. Orada bir sürü çeşmeli esnafın, bir sürü çeşmeli esnafın ismi de geçiyor. Şimdi sıkmamak için yok fırıncı, dondurmacı, balıkçı diye onları atladım ya. Ama ne kadar keyifli atladığım ya. Atladığım yerde biraz tam takıldım. Tam bir yaşantınızın aslında özeti baktığınız zaman. Ya inanılmaz çok güzel bu bir şey. Bu şiiri 10 yıl önce yazdım ama 10 yıldan bu tarafa çeşme değişti. Sokaklarda artık kimseyi tanımıyorum. O doğal güzelliğiyle, eski evleriyle. Yumuşacık, ılımlı bir ortamı yüzünden seviyorduk. Tabii şimdi böyle bakıyoruz ne yapılması lazım diye. Ama hocam şimdi tabii ya sonuçta benim de çocukluğum burada geçti. Yıldızburnu'nda birkaç adım ötede. Şimdi sizin tabii yıllarınız Çeşme'de geçti. Çeşme'yle çok özdeşleşmiş bir insansınız. Özellikle de ben Atatürk'le de
çok özdeşleşmiş bir insan olduğunuz için birazcık sizden böyle bir Çeşme'yi dinlemek istiyorum. Geçmişteki Çeşme'yi dinlemek istiyorum. Atatürk'ün buradaki özel anılarını sizden dinlemek istiyorum. Müsaadeniz olursa. Şimdi tabii burası şu anda konuşma yaptığımız Rasim Palas tarihi bir mekan. Yıllardır restore edilmesini bekledik. Tabii. Boynu bükük olarak bu binalara, çökük binaya bakardık. Şimdi burada biz röportaj yapıyoruz. Şu anda bir tarihin içerisinde. Şöyle bir dolaştım. Rasim Palas muhteşem bir şekilde içi de dışı da restore edilmiş. Evet. Bu Giritligil ailesine teşekkür etmek lazım. Ben de kısaca bir bilgi vereyim işte. Herhalde 1983'te bu binanın tekrar öne çıkması, Atatürk'ün anılarının tekrar yaşatılabilmesi için gerçekten büyük bir adım atılmış o dönemde. İşin ilginç yanı bu Rasim Palas'a ismini veren Rasim Bey, Rasim Lenger'in ailesini yakından tanırım. Yani torunu Ülker, anılar sizde hocam. Ülker, torunu Ülker benim çok yakın bir bayan arkadaşımdı. İzmir Teknoloji Üniversitesi'nde akademisyen olan doçent, yüksek mimar Ülker Baykan, Şahap Baykan'ın kızıydı. Şahap Baykan da Rasim Bey'in kızı, Lenger hanımefendinin ondan sonra oğlu Şahap Baykan. Benim elimde bir belge var, çok önemli. Ben bir gün Ülker Baykan'ı karşıma oturtturdum. Sayfalarca bu ailenin ve bu binanın, bu Rasim Palas'ın nasıl yapıldığını, özelliklerini akademik bir dille onun tarafından aldım ve bunu bilgisayara geçirdim. Bugün de getirdim. Şu anda inanamıyorum zaten. Evet. İnanılmaz anılar bunlar, evet. İnanılmaz değerler. Şimdi buradaki bilgileri kısaca sunmak isterim dinleyicilerimizi sıkmadan. Rasim Palas Türkiye'de termal turizminin olmadığı, deniz turizminin olmadığı bir dönemde Rasim Palas yanı başındaki Karabine Oteli, İstanbul Oteli, Mahmudiye Oteli ve Tosunpaşa Yalısı ile birlikte bir kompleks oluşturarak Türkiye'nin bir turizm cenneti. Hem varlıklılara dönük, varlıklılar aileleriyle buraya geliyorlar, bütün yaz denizinden faydalanıyorlar bu otellerde. Ama fakir fukara halk da onun termal özelliklerinden, sıcak suyundan, sıcak su akan odalarından faydalanıyorlar. Romatizmaya, artrite karşı filan. Akın akın insanlar geliyor. Yani 1920'lerden sonra, 30'lardan sonra burası hınca hınç doluyor bu bulunduğumuz mahal. Şimdi Rasim Bey Selanik'te bir evladı Fatihan Rumeli'li Rumeli çocuğu. 1900'lerde ondan sonra Makedonya ve Rumeli karıştığı zaman 1900'lü yılların başındaki az sonra Selanik Yunanistan tarafından işgal edecek Balkan Savaşı'nda Rasim Bey ailesiyle birlikte kaçıyor. İzmir'e geliyor, Çeşme'ye geliyor. Çeşitli yatırımlar yapıyor. Herhalde zengin olarak geldi. Yahut altınlarını Selanik'ten, Yenişehir'den kaçırdı. Bakın Menemen'de bir çiftlik alıyor hemen. Eski İzmir Devlet Hastanesi karşısında park oteli kiralıyor. Ve otelciliğe başlıyor ondan sonra. Ve yan taraftaki kendisine rakip olan otellerin sahipleriyle de dostluk kuruyor. Karabine Oteli ile filan. Ondan sonra ve bir otel inşa etmek niyetini bunlara açıklıyor. Rakibi olacak kişilerin de desteğiyle birlikte ne güzel bir birlik 1910 var yılında bu içinde bulunduğumuz binayı inşa ediyor. Çok özel bir yer. Evet. Atatürk burada kaldığı için bizler için tabii çok şimdi özel. Şimdi yalnız bu oteli kurduktan sonra zengin adam bu Rasim Bey. İçine çok değerli eşyalar, halılar, tablolar, mobilyalar, karyolalar, aynalar ve nefis, orijinal Paris tipi sandalyeler, Viyana malı olduğu iddia eden mobilyalarla donatıyor. Yani evin, otelin muhteviyatı hazine, içindeki dekorasyon da üzerindeyiz şu anda. Dekorasyon da hazine. Otele karayoluyla konuk geliyor.
Ama deniz yoluyla da geliyorlar. Gemiler, vapurlar geliyor. Demir atıyor. Sandallarla dışarıya çıkıyorlar. Şu an tarihi yaşıyoruz hocam sayenizde. Mısır'dan gelen ünlü kişiler var. Hatta prenseslerin geldiği biliniyor. Allah. Ülker Baykan'ın anlatımı ile. Otelde konaklama ücreti de birkaç altın lira o zamana göre. Şimdi Rasim Palas'ın, Çeşme'nin gelişmesinde çok büyük bir turistik önemi var. Yani Atatürk buraya geliyor. Atatürk burada İzmir suikastından sonra kaldığı zaman Madame Kramer'in evinde, evet, buradaki gece eğlencelerinde dans ediyor, yemek vals yiyor. Yapıyor. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fevzi Çakmak, birçok insanlar geliyor. Piyano eşliğinde yenen gece yemekleri, bahçe partileriyle eğlence hayatının da merkezi oluyor Rasim Palas. Yani biz 1950'li yıllarda filan ailemizle ancak İnciraltı denilen sayfiye yerine gelebiliyorduk. Çok varlıklı bir aile değildik. Yani ben Rasim Palas'la ilgili bir hatıram yok. Çünkü burası bir noktada İzmir'in varlıklılarının, evet, Musevilerin, Devantenlerin, Sakız'dan gelen Yunanların merkezi. Yani benim babamın ve annemin buraya geceliğine birkaç altın lira verecek parası yoktu. Biz İnciraltı'nda halk plajlarında maçı idare ediyorduk. Şimdi mimar Ülker Baykan binanın özelliklerini bana şöyle açıkladı. Rasim Palas her açıdan içiyle ve dış görünüşüyle simetrik bir bina. Ortadan kestiğiniz zaman bir yarısı öbür tarafına tamamen birbirine benziyor. Ve etrafındaki Karabine Oteli ve Tosunpaşa konağı ile birlikte silüet tamamlanıyor. Burada Rasim Palas'ın mimari teknik özellikleriyle çok uzun bir yorum var, sayfalar ya. Yani dinleyiciler bundan sıkılabilir. Otelin çalışanları çok önemli. Teker teker ilk kuruluşunda hizmet veren kişilerin Çavuş diye takma isimleri var. Bunların özellikleri anlatılıyor. Mehtap'ta denize girilmesi çok önemli. Havanın sakin olduğu günlerde beyaz örtülü ve kumaş peçeteli masalar deniz kenarına çıkarılıyor. Yemekler bazen bahçede, bazen deniz kenarında mehtaba karşı yeniliyor. Çok sıcak, ailevi bir ortam var. İskelesi, çoluk çocuğun kaynaştığı, denize girdiği ondan sonra. İnanılmaz güzel bir yer. Ilıca fırınının sabahın ilk saatlerinde çıkardığı sıcak ekmeğin yanına peynir ve kavun katılarak iştahla kahvaltı yeniliyor. Ne güzel anlatırsın. Unutulmaz anılar, hatıralar mekanı olarak günümüze kadar geliyor. Tabii buralarda yaşayan ailelerin çocukları şimdi 60-70 yaşlarına geldiler. Böyle bir peri masalları gibi bunu anlatırlar. Peki bu sağlık turizmine de termal özellikleri sebebiyle büyük katkısı olan Rasim Palas'tan geçen ünlü İzmirli aileler kim? Onları okuyacağım. Ay şahane. Tanıklar. Süha Tanık, Yusuf Tanık, Sabahattin Tanık ve diğer tanık aileleri. Haşmet Uslu, Fevzi Kaya, Numan Çatalkaya, Zeki Güdüm, Ali Galip, Süleyman Galip, Moiz Celerdin, Jacques Celerdin, Leon Aleluf, Muzaffer Gedik, Josef Gomel, Osman Kibar, eski belediye başkanı, tabii, Bel Yamor ailesi, Cenap Egeli, Ulusoy ailesi, Atamerler, Kahyoğulları, Piriştinalar, Tabaklar, Ermanlar, Atamanlar, Allah rahmet eylesin, Hürriyet'in İzmir temsilcisi Nedim Demirağ, onun ailesi, Egeliler, bütün bildiğiniz, bütün İzmir'in kalbur üstü yüksek burcu ailelerinin yaz hatıraları bu çatı altında oldu. Tabii en büyük hatıra Atatürk'ün İzmir suikastından sonra buraya gelmesi. Onun çeteresini de size sunmak zorundayım. Aynen, biliyorsunuz. Çünkü ben onu sizden muhakkak dinlemek istiyorum. Evet. Yani çok önemli bir konu, bir de insanların çok merak ettiği bir konu. Ben o yüzden de sizi burada bugün ağırlamayı zaten çok istedim. Bir Atatürk'ü sizden dinlemek istiyorum. Bir Çeşme anısını şimdi sizden dinlemek istiyorum. Burada geçirdiği 8 Atatürk'ün günü. Atatürk'ün Ilıca'daki hayatıyla, geliş gidişleriyle ilgili uzman kişi romancı Mehmet Culun. Sevgilerimizi iletelim. Mehmet Culun bizim önümüzde olan bir araştırmacıdır. Bu
Ilıcan'ın çocuğudur çünkü. Biz ondan öğrendiğimiz kendi araştırmalarımızla Mehmet Culum'a da burada selam çakarak 1926'da İzmir'de Atatürk'ü yok etmek isteyen, suikast sonucu yok etmek isteyen kişilere karşı suikast durdurulduktan sonra İstiklal Mahkemesi İzmir'de kurulunca yakalanan suçlular yargılanırken Atatürk Ankara'ya dönmüyor, İstanbul'a gitmiyor, Ilıcı'ya geliyor. Madame Kramer diye bir madamın evine yerleşiyor. Akşamları da burada zaman zaman Rasim Palas'ta yemek yiyor, bazı davetlere katılıyor. Şimdi Atatürk 30 Haziran günü bir konvoyla 1926 Ilıcı'ya geldiği zaman halk onu büyük bir tezahüratla karşılıyor. Efeler zeybek oynuyor. Kolova İbrahim zeybek oynuyor. Atatürk'ün gelişini bizzat yaşayan Leyla Kabasakal çocuklukta o yaşadığı manzaraları yıllar sonra benim teybime anlattı. Çeşme'nin eski turizm müdürü Osman Kabasakal'ın annesi. Kıyamet kopuyor burada. Atatürk öldürülecek diyorlar. Haber yayılıyor. Suikast olmuş diyorlar. Geliyor. Otomobille geliyor. Hatta Rasim Palas'ın önünden 300 metre gerisine kadar halk halıları seriyor. Atatürk onun üstünden yürüyerek geliyor. 1 Temmuz günü ne oluyor? Geldiğinin ertesi günü. 1 Temmuz günü bu bilgiler kesindir. Kaldığı evden, Madame Kramer'in evinden çıkıyor, yürüyerek deniz kıyısına geliyor. Tek başına denize girme niyeti var. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle denize girmiyor, geri dönüyor. O gece orada. 2 Temmuz günü Atatürk Ilıca'da yaz günü olduğu için sinemaya gidiyor. Halkla birlikte film izliyor. Ne yazık ki bu etkinliklerinden fotoğraf yok. 3 Temmuz günü Çeşme Kaymakamı Refik İspendiyaroğlu ve Belediye Başkanı Hayri Bey ile görüşüyor. Akşamı Rasim Palas'a geliyor. Orada yemek yiyor. Yani yanında kim var? Yanında yaverleri, korumaları var. Ya devlet erkanı da yanında yok. Onlar İzmir'de. 4 Temmuz günü İzmir'den gelen bir avcılar heyeti Paşa'ya diyorlar ki biz Çeşme dağlarında ava gidiyoruz, gelir misin? Silahını kuşanıyor Mustafa Kemal. Yakındaki dağlara çıkıyorlar. Birçok kuş vuruyorlar. Akşam yemeğinde Rasim Palas'ta bu kuşlar pişiriliyor. Hep beraber yeniyor. Ne yazık ki fotoğrafı yok. Yok. Bak, bu otelde Temmuz, bir tane fotoğrafı var, biliyor musunuz? 4 hocam? Temmuz günü. 5 Temmuz gibi İstanbul'dan gelen bir Levanten heyetiyle toplantı yapıyor. Levanten de Avrupalı vatandaşlarımız, Türkiye'de yaşayan Avrupa kökenli vatandaşlarımıza Levanten denir. Hı hı. Yani Levant'a, doğuya yerleşen insanlar. Onlarla bir toplantı yapıyor. Geldik 6 Temmuz gecesi. 6 Temmuz gecesi, pardon 5 Temmuz gecesi de Rasim Palas'ta yemek yiyor. Levanten heyetiyle konuştuktan sonra onları ağırlıyor. 6 Temmuz gecesi Rasim Palas'taki yemeğe katılmıyor. O akşam Madame Kramer'in evinde İzmir'den gelen İstiklal Mahkemesi heyetiyle bir çalışma yapıyor. Yemek orada yeniyor. Yemekler Rasim Palas Oteli'nden getiriliyor. Yemekte mahkeme heyetiyle idam hakkında konuşuyorlar. Mahkeme heyetinin idamına karar vermediği iki kişinin daha Atatürk idamını istiyor. Böylece Lozan Anlaşması'na muhalif olan Şükrü Bey veya Samsun'a 19 Mayıs'ta beraber çıktığı meşhur Ayıcı Arif, onun da idamını istiyor. Ayıcı Arif Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı, Samsun'a beraber çıkmışlar ama suikast olayının içinde. Mahkeme heyeti onu koymuyor heyete çünkü Atatürk'ün arkadaşı bu, buna idam vermeyelim diyor ama arkadaşım diye diyor bir suçluyu korumayın. O da benim canıma kıymak istedi. Onu idam edin diyor. İnanılmaz, onu listeye şey ilave ettiriyor. Ve Ayıcı Arif ondan sonra idam edildi. 7 Temmuz gününe geldik. Kaldığı evde bütün gün kitap okuyor. Rasim Palas'ta akşam yemek yiyor.
Mustafa Kemal 8 Temmuz'da aniden halka haber verilmeden sessiz bir şekilde Rasim Palas Oteli'nde Mustafa Kemal için yemekler pişirilmiş olmasına rağmen o yemekleri yiyemeden gidiyor. İzmir'de Naim Palas Oteli'nde bir gece kaldıktan sonra 9 Temmuz'da Ankara'ya hareket ediyor. Ve tabii ondan sonra mahkeme heyeti karar verince idam sehpaları Ankara'da ve İzmir'de kuruluyor. İzmir'de Kemeraltı girişinde iki çeşmelikte bütün bu suikastın liderleri ne yazık ki hepsi idam ediliyor ondan sonra. Gelelim Atatürk'ün 8 gece yattığı Karamer'in evini çok sonra Çeşme esnafından İbrahim Subay satın alıyor. Ölümünden sonra çocuklarına bırakıyor. Daha sonra da bina yıkılıyor. Şimdi bu Madame Karamer'in evi şu anda Rasim Palas'ın önünden denize çıkarsak, kafelerin önüne gidersek, Yıldızburnu'na girerken o kafelerin karşısındaki boş boş alan Madame Karamer'in eviydi. Ya nasıl bir tarif bu hocam? Şu anda resmen hepimize yaşattınız bunu ve çok etkilendim. Şimdi tabii çok merak ettiğimiz tabii, bir konuydu. Çünkü bu konular Atatürk'ün Ilıca ile bağlantısı romancı Mehmet Culum'un hayatını verdiği konular. Ben prensip olarak benim ölümde bu işleri daha önce yazmış kişiyi zikretmeden geçemem. Doğru. Benim arkamdan gelen de isterim beni zikretsin. Ama ben bu Çeşme'nin, Ilıca'nın, Alaçatı'nın Milli Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı rolü anlatmakla bir numarayım. Evet. Benim önümde kimse yok. Şimdi arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı İzmir'in kazanılması için yapılmıştır. Yunanlar burayı kazanmak istedi, Türkler geri almak istedi. Dünya üzerinde başka bir şehir yoktur. İşgal edilmekle bir Kurtuluş Savaşı'nı başlatsın, kurtulmakla da bitir. O Kurtuluş Savaşı sona ersin. Evet. Kurtuluş Savaşımız bütün vatanı simgeleyen İzmir için yapılmıştır. O yüzden Yunanlar için çok önemlidir. Ondan sonra mecburen savaşı kaçtıkları için İzmir'den kaçarken de Çeşme'den kaçmıştır. 300 bin kişi böyle geçmiş önümüzden. Çeşme rıhtımından gemilere binmiştir. Bak, 300 bin kişi. Yerli Rumlar da kaçıyor. Ermeniler de kaçıyor. Hepsi kaçıyor. Hepsi kaçıyor. Ve 15 Eylül'de 5. Süvari Kol Ordusu, 2. Tümen, 4. Alay'ın öncü birlikleri Alaçatı'ya girdiler. Ve Alaçatı'da ne yazık ki iki tane şehit verdik. 15 Eylül 1922. Hı hı. Ilgınlı Mustafa Çavuş. Ilgın nerede? Konya. Sinoplu Ahmet Çavuş. Konya'nın çocuğuyla Sinop'un çocuğu gelmiş. Alaçatı'da. Şimdi barlar, eğlence yeri Alaçatı'nın kurtuluşunda şehit olmuşlar ondan sonra. Ve oradaki abidede isimleri yazılı. Düşünebiliyor musun? Oraya gelen Fahrettin Altay Paşa 5. Süvari Kol Ordusu kumandanı iki şehidi görmüş. Ulan demiş, biz savaşı kazandık. Aynen böyle. O ulanlı konuşurdu. Hala şehit veriyoruz ya. Buraya bir şehitlik yapın demiş. Ve o şehitlik böylece yapılmıştır. Peki bir gün sonra Çeşme kurtarılmıştır. Çeşme'ye ilk girip Çeşme Hükümet Binası'na ve belediye binasına bayrak çeken kimdir? Teğmen Selahattin Serişik'tir. Bir muhabere teğmeni. Önce 9 Eylül'de İzmir'de postaneye çekmiştir muhabereci olduğu için. Daha sonra atını sürmüş 16 Eylül'de Çeşme'ye girmiştir. Şimdi benim teğmen Selahattin Serişik akrabamdır anne tarafından. Annemin süt kardeşi Belkıs teyzenin kocasıdır. Teğmen Selahattin Serişik Türk ordusunda daha sonra orgeneral olan bir komutan. Çeşme'ye ilk giren, bayrak çeken. Ben gençliğimde teybimi önüme koydum. Anlat dedim Çeşme'nin kurtuluşuyla ilgili. Bir tek şey anlatacağım oğlum dedi. Yıldırım hızıyla Çeşme'ye girdik. Bir tek Yunan askeri yoktu. Hepsi gemilere binmiş. Yüzlerce gemi vardı, Sakız'a gidiyor. Kaçıyorlar dumanları püskürterek.
Son gemiye, son Yunan gemisine Albay Palastiras bindi. Şimdi özel olarak bunu anlatıyorum. Albay Palastiras 48. Yunan yangın tümeninin kumandanı. 30 Ağustos'tan sonra bütün Ege'yi, yani Bursa'yı, Eskişehir, Uşağı, Manisa'yı, Salili'yi, Akhisar'ı, Turgutlu'yu yakan bir birliğin kumandanı Albay Palastiras. Önemli adam. Çünkü daha sonra Yunanistan'da 3 defa başbakan oldu. Son gemiye Albay Palastiras biniyor. Çünkü yangın tümeni geriden geliyor. Son savaş gemisine biniyor. Albay Palastiras hatıralarında bunu yazan o Leon torpidosudur. Leon torpidosunun komutanını çağırıyor. Topunu diyor kale içindeki diyor caminin minaresini ayarla diyor. Ben basacağım diyor tetiğine diyor. Hakikaten top böyle dönüyor. Sakız'a giden genin topu çeşmeye doğru kalenin içindeki minareyi ayarlıyorlar. Caminin minaresine Palastiras geliyor. Ben bu diyor minareyi yıkacağım diyor. Basıyor minareyi deviriyor. Albay Palastiras. Tabii Sakız'a giderseniz Albay Palastiras Müzesi var. Adamın bütün Ege'yi nasıl yaktığı orada anlatılır. Ondan sonra ben Yunan tarafından Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü kazandım. Barışçı bir insan olduğumdan. İşte Albay Palastiras'ın gemisi uzaklaştıktan sonra üstte hemen Selahattin Serişik geliyor. Dönüyor askerlerine. Gitti bunlar kurtulduk diyor. Yanındaki yaverine dönüyor ki bu anlatımı teypte var. Oğlum diyor ben 26 Ağustos'tan beri diyor atımın üstünden inmedim. Geceleri uyuduk. Atla birlikte uyuyor bunlar. Süvari bunlar. Çizmeyi de çıkaramadım. Ayağını uzatıyor. Şu çizmeyi diyor. Çekiver de diyor. Ayağımı diyor suya uzatayım denize diyor. Mehmetçik geliyor. Çizmeyi çekemiyor. Gel lan diyor bir Mehmetçik da. 3-4 kişi abi geliyorlar. Bir türlü çizmeyi çıkartamıyorlar. Yapışmış. İçindeki yün çorap hem çizmeye yapışmış hem de taban derisine yapışmış. Ne zorluklar. Ne sonunda zorluklar. Bir çekiyorlar abi. Çizme çıkıyor. Deri. Taban derisiyle birlikte çıkıyor. Kıpkızıl et. Öylece denize sokuyor. Tabii tuzlu deniz onu yakıyor. Ve diyor ki benim teybim de var. Yaksın diyor ayağımı diyor. Biz diyor bu toprağı kurtardık ama denizi de kurtardık. O benim denizim diyor. Bu Selahattin Selişik Selanikli bir teğmendir. Mustafa Kemal ile aynı mahallenin çocuğudur. Tabii ki rütbesi ondan küçüktür. Orgeneralliğe kadar çıkmıştır. Ve bir şey söyleyeyim mi? Selahattin Selişik hayatının sonuna kadar Çeşme Ilıca'da yaşadı. Şantiye evlerinde evleri vardı. Ve Çeşme Ilıca'da şey yaptı, öldü. Daha sonra cenazesi İstanbul'a götürüldü. Belkıs teyze karısı benim tabii ki akrabam. Kızı belki hatırlarsınız İzmir'in ünlü avukatı Ayla Selişik Tamar'dır. Ondan sonra sevdiğimiz bir ailedir. Ben bütün bunları şeyde anlattım. Bu sene Çeşme'ye Atatürk'ün gelişi konuşmaları oldu. Tabii. Sahilde. Ondan sonra orada bir belge gösterdim halka. O belge halk tarafından ayakta alkışlandı. Şimdi olay da şu. İzmir'in işgalinde Yunanlılar İzmir'in bütün evlerini bastı. Kilerinden sandığına kadar Türk bayrağı aradı. Yakaladıkları Türk bayrağını mahalle köşelerinde öbek halinde ateşe verdiler. Diyorlar ki bayrağınızı yakıyoruz geri dönmeyecek. Ama dünya tersine döndü. Kaçıyorlar Türk ordusu yaklaşıyor. O zaman ne oldu? Türk anaları ellerinde bayrak yok değil mi? Kızlarının kırmızı etekliği varsa, kırmızı perde varsa, kırmızı masa örtüsü varsa onları bozdular. Beyaz patiskalardan ay yıldız diktiler ondan sonra. Öyle yapılmış bir bayrağı bayraklar. Da Konak Meydanı'na giden ismi bilinmeyen bir ninemiz, bir kadın Konak Meydanı'na 9 Eylül'de ilk gelen Teğmen Ali Rıza Akıncı'ya verdi. O bayrak çekildi. Hükümet konağı Türk bayrağı. Daha sonra Alay Sancağı geldi. O bayrak yerine Alay Sancağı büyük bayrak dalgalandı. Şimdi namazgahlı Sırrıye teyze, yakın tanıdığım birisi de 8 Eylül'de bir şey çekiyor. Makinasının başına geliyor. Küçük bir şey. Çünkü kendisi terzi.
bir Türk bayrağı imal ediyor. 9 Eylül'de ordu girerken onu şey yapıyor. Cumbasından aşağı sallandırıyor. O bayrağı da bana verdi. Ne zaman dedi? Ne Çeşme'nin, kadar kıymetli. Çeşme'nin İzmir'in kurtuluşunu anlatıyorsan 8 Eylül günü diktiğin bayrağı halka, objektife göster. Terzi olduğu için çok böyle güzel, milimetrik dikmiş. Ben dinleyicilerimize, izleyicilerimize bu bayrağı da şöyle göstermek isterim. Bilmiyorum görüntü nasıl arkadaş? Güzel mi görüntü? Hah. Çok teşekkürler hocam. Şu anda bence hepimizi tüylerini diken diken yaptınız. Bu 9 Eylül'de İzmir'e çekilen Türk bayrağı. Bunu yani ne bileyim ben en kıymetli eserim olarak saklıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ondan sonra daha bunu Çeşme'de daha gösterdim. Daha önemli bir şey olamaz zaten. Bu Çeşme'de bunu gösterdim. Kıyamet koptu. Şimdi Gül kardeşim, gelen değerli yönetmenim. Bununla artık bitirelim değil mi? Sohbet böyle biter diyorum. Vallahi hocam çok teşekkür ediyorum. Ya o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Ama ben sohbetimi bitirirken aslında şunu da söylemek istiyorum. Ya şimdi sen bana Göztepe'li misin, Karşıyaka'lı mısın diye sorma. Yok onu sorma. Bütün İzmir takımlarını tutuyorum. Senin Göztepe'li olduğunu da biliyorum. Evet ben koyu Göztepe'li. Karşıyaka'lıyım ama Göztepe'ye düşman değilim. Ama müsaade edersen bir şey ekleyeyim. Tamam. Değerli kardeşim, Türkiye'den de kimse bana kızmasın. Erzurumlu kameraman, görsel yönetmen arkadaşımız da kızmasın. Beşiktaş'ı tutuyorum Türkiye'de. Neden? Ay yıldız var şeyinde. Hocam valla o kadar keyifli ki konuşmak. Ama yine de bu kadar tarih merakınızın, bu kadar önemli bir tarihçi olmanızın. Çünkü tabii ki de üniversitelerde emekçi de... Emekçi gazeteci de, tarihçi de mi? Ben ama şimdi şunu söylemek istiyorum ki bu tarih merakınız nereden geliyor bu? Bir bunu da söylemek istiyorum çünkü buradan da bir anneciğinize analım. Annem benim tarih öğretmeniydi. Hem de önemli bir çok öğretmen. Bilindik. Önemli İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesiydi. Ama bilemiyoruz bir gönül meselesinden hayal kırıklığına uğrayıp memleketi İzmir'e dönüp benim sıradan bir insan olan, bir memur olan babamla evlenmiş. Cerbezeli bir tarih hocasıydı. Ben ilkokulda şeyi çözdüm. Türkçeyi ortaokul kitaplarından tarih kitabı okuturdu. Ortaokulda lise kitaplarını, lisede üniversite kitaplarını. Müthiş bir kadındı ondan sonra. Karşıyaka Lisesi'nden sonra bakanlığa dilekçe verdi. Beni dedi İmam Hatip'e tayin edin. Ünlü bir öğretmen normal lisede. Ben imamlara, müezzinlere de dedi vatan sevgisini öğreteceğim dedi. Onu İzmir İmam Hatip'e şey yaptılar, tayin ettiler. İmam Hatip'in yıldız tarih öğretmeni oldu. Bir Ramazan günü, Cuma günü öldüğü zaman Türkiye'nin her yerinden gelen imamlar, müftüler, müezzinler ben gözümle gördüm. Yani cenazesini kaldırdılar tekbir getirerek. Yani ben tarih bilincini ondan öğrendim. Ondan sonra diyeceksin ki İlber Ortaylı'dan bir şey öğrenmedim. Tabii ki öğrendim. Kitaplarını öğretiyorum, okuyorum İlber ama Hoca da çok kıymetli. Şöyle kenara koyuyorum hepsini. Ben annemden öğrendim bilinci. Tarih bilincini, tarihe nasıl bakılır? Bütün dünyayla barışık olacaksın, barış içinde olacaksın. Hocam vallahi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ya ben teşekkür ederim sana. Bizi böyle bir tarihi yere getirdin. Aşağıda beleş çay içtik, karpuz yedik. Ama hocam gerçekten yani bugün dediğim gibi tekrar burada olmamızın sebebi yani sizinle röportajı başka bir yerde yapamazdım. Ancak Atatürk'ü yaşadığımız, eski anılarımızı yaşadığımız bir yerde yapmayı çok çok istedim. O yüzden tekrar bu güzel anıları sizden dinlemek ederim. Çok keyifliydi. Sizin bilgileriniz... Size Ege TV'ye bizi burada çekim yapan kameraman dostlarımıza, montajı yapacak olanlara, herkese teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık tekrar. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, bugün çok sevgili, çok kıymetli, önemli gazeteci ve tarihçi Yaşar Aksoy'la beraberdik. Yaşar hocamla zaten sohbet her zaman çok keyifli. Onunla her zaman hem çok böyle derin ve bilgi dolu konuşmak çok ayrı keyifli. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Bakalım bir sonraki röportajımda hangi Ege'nin değeriyle sizlerle beraberiz. Çok sevgilerimle.